hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Biz bir süredir arkadaşlarla ilişkileri konuşuyoruz. Daha ilk bölümde konuştuğumuz şey, ilişkiler dediğimizde ilk akla gelen kavram aşk. Aşk üzerinden biraz sathi bir şekilde geçtik. Ama Osman Börtücen'e geliyor dediler ve hemen oturtalım ve bu kavramı biraz daha konuşalım dedim ben. Fırsat bu fırsat. Biraz bu kavram üzerinden kadim bilgelikte aşkla varoluş hep böyle ilişkilendirilmiştir ya. Bunun üzerinden biraz konuşmak istiyorum seninle. Peki. Allah peki dedi. Böyle başlıyor. Korkmayın. Bir faydası yok korkmanızın. Kadim bilgelikteki aşk literatüre bakıldığı zaman ilk evvela karşımıza bir manya, cezbe halinde çıkıyor. Yani eski Yunan'dan bize çevrilen cezbe, bizim kültürümüzde de kullandığımız cezbe kelimesi o manada doğru bir kelime. Afinite diyebiliyor muyuz? Afinite değil. Çünkü cezbenin çekip çıkartma manası var. Nereden çekip çıkartıyor? Buradan çekip çıkartıyor. Yani duyularla algılanan ortama veriyoruz ya sürekli dikkatimizi. Çünkü 5 duyumuz çok dominant. Bize oradan çekip çıkartacak bir duygu lazım bize. Cezbe dediğimiz, manya dediğimiz, işte Eros Meros eski Yunan'da Platon'un da telaffuz ettiği Sokrates'in ağzından. Oradaki aşk böyle bir şey. Biz bu topraklardaki kültürde de onu aynı bu manada kullanıyoruz. Gene cezbe manası. Evet evet, yani o anlamda bir çekip çıkartma anlamında kullanıyoruz. Bu şey açısından da yanlış değil. Yani aşkın iki kişi arasında olduğunu, bir ilişki olduğunu düşünürsek kadim bilgide de o ilişki, çok özet olarak söylemek gerekirse, yaratıcıyla kurulan bir ilişki. Evet, varoluşla hep ilişkilendirilmiş aşk. Tabii biz o aşkın bir ürünüyüz zaten insanlar olarak da. Öyle ama mi? Başka kültürlere baktığımızda da bunu insanın bir günahla doğması olarak görüyoruz. Mesela Hristiyanlıkta senin varoluş sebebin günah zaten yani. Hani çünkü o aşktan kaynaklanmış. Aslında olur. Biyolojik olarak da o aşkın bir ürünüyüz. Kadın erkek birbirine o cezbeyle birleşince. Evet. Şu nedenle buralardan girdim. Şimdi mesela felsefi veya kadim falan deyince sanki buraya hiç ait olmayan bir şey konuşuyormuşuz gibi anlaşılıyor ya. Değil yani, hep iç içe düşünmemiz biraz gerekiyor. Biraz daha aslında derinleşme amacıyla buradan girmek istedim. Çünkü bu kavramın bir evrimsel bir süreci var. Nereden geliyor o? Biraz etimolojik kökenini zaten konuşmuştuk da diğer programda. İşte aşaka kökünden gelir, isminden gelir. Sarmaşık demektir. Bu girdiği yeri kapsar, kavrar ve kendinin dışında hiçbir şey bırakmaz. Dolayısıyla şimdi cezbe dediğinde, evet, ışktan geliyor aynı evet. zamanda. Yani şeye baktığında, tasavvuf literatürüne baktığında da aynı şın kafında hepsinin ayrı ayrı manaları var. Anlamları yani çok örtüşüyor. Diğer bilgilerin hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani hiçbirisi birbirinden farklı değil. Tabii ki zaten onun parçalara ayrılmasının sebebi de o. Sunulmak istenen bir bilgi var. O bilgi aynı zamanda hem saklanmak isteniyor hem sunulmak isteniyor. Yani bazısından saklanacak, bazısından sunulacak. O manada semboller, mesela aşkın, ışkın kelimeleri, harflerine ayrılması aslında açıklamak için değil, gizlemek için. Yani bütün sembolizma böyle aslında. Yani o alegori kullanımı, kıssa kullanımları gizlemek için yapılıyor. Niye gizlemek için yapılıyor? Varsayalım ki mesela orada Sinan Hoca var. O biliyor bunun manasını. Onu da başkaları anlatmış. Sırada da ben geliyorum. Ben o kıssayı dışarıda kahvede otururken duyarsam hiçbir şey ifade etmiyor. Ama Sinan Hoca beni görüyor. Diyor ki ya bu adama biz bunu anlatırsak bu anlar bunu. Biz bunu alalım anlatalım. O anlattığında anlıyorum ben o kıssanın ne olduğunu. Belki de gizlenmesi de çekmeyle ilgili. Ya yani da ilgilenen kişi alıp oradan çekecek ve kendine bağlayacak. Tabii şey de şununla ilgili. Yani orijinal tarikat geleneğinde tarikatın başındaki adamın bir takım kerametler göstermesi aslında kendisi için vakaya diye. Çünkü onun buranın olmadığını zaten anlamış. Onu yapabiliyor ama onu yapmasının bir nedeni var. Bu birazcık şeye benzetilebilir. Mesela karate öğrenmek isteyen bir insan aynı anda 20 kişiyi döveyim diye o işe girmeye çalışır. Çoğunlukla da sabredemezler. 6 ay sonra da vazgeçerler. Ama orada 10 yıl kalırlarsa artık kimseyi dövmek istemezler. Evet, niyet değişiyor. Yani öyle bir yola götürmek için de öyle bir şey. Yani belki de
anlatmak diyorsun ya, belki de anlaşılmaz olduğu için de o sembolizm kullanılmış ya da kelimelere dökme evet. ihtiyacı ya da tabii. gizlenme ihtiyacı evet. aslında anlaşılamayacak. Belki hazır. De sadece yaşanabilecek bir şey olduğu için olabilir mi? Hazır olmayanları da vermeyelim hesabı var herhalde değil mi? Tabii tabii öyle bir hazır olmayan şey. Hazır olmayanları koruma amaçlı. Onları da koruyacağım. Koruma amaçlı. Ya da neremizle anladığımız önemli. Yani beynimizle mi anlıyoruz, kalbimizle mi anlıyoruz? İşte anlamayla idrak farkı da oradan geliyor. Yani. Aslında aşk anlaşılacak bir şey değil. Senin ilk programda işaret ettiğin üzere içine düşülecek bir şey, olunacak bir şey. Yüreğinde yaşanacak bir şey. Hep de öyle söylüyorum. Beyindeki aşk mekanizmasını merak eden bir şunu anlasa biz de rahatlayacağız yani. Anlattığım şeyi daha net anlatacağız ama. Canım tamam. Aslında bunların hepsi gene onu konuşmak için vesileler tabii, işte. Aynen öyle. Yani anlamak ve anlatmak üzerine eğilip bir şeyler söylemek bunlar tabii hep istediğimiz şeyler ama her konu için de mümkün değil yani. Evet. Bu şekilde. Evet. Niye bu kadar merkezi peki bu iş yani? Mesela biz bize soruyor işte aşk üreme açısından çok önemli bir şey diye biz biyolojik varlığı öyle tarif ediyoruz. Mesela ezoterik literatürde, kadim gelenekte, tasavvufta, Budizm'de, şurada burada her şeyin temelinde böyle bir aşk hikayesi var. Bunu şöyle ha, bana çok gelen bir soru da benim çok cevap alanım onun için girmediğim bir top bu sana atayım onu. Güdülerini abartan kendini fazla beğenen bir canlı mıyız? Yani bildiğin üreme güdüsünü biz böyle yüksek şeylere bağlayıp da aklamaya mı çalışıyoruz? Yoksa gerçekten orada bunun mekanizma olarak bize has bir faydası var mı? Yani böyle bir şey mi bu? Şöyle düşünelim. Şimdi bu iki parçalı oldu sorduğum şey. Bir tanesi insanda nihayetinde bir memeli türü. Aynen. Yani evrimsel sürecine bakarsak. O manada dediğin şey gibi düşünülebilir. Yani er ya da geç üreyeceğiz bir şekilde kendi yaşamımız içerisinde. İnsanlar da farklılaşıyor. Burada insanda bir kızışma evresi olmadığı için biz niçin heyecanlanmamız gerektiğini, yani neye yükseleceğimizi öğrenmek zorunda kalıyoruz. Öğrenmek zorundayız yani. Hani o doğal olduğunu kabul ettiğimiz şey. O potansiyel var ama açığa çıkması bir öğrenme gerektiriyor. Diyorlar ki bize işte sen şundan tahrik olacaksın, bundan tahrik olunur, şundan tahrik olunmaz gibi bize öğretiyor. Kültürel bir hikaye var orada. Bununla beraber gelen bir kötü his oluşabilir insanda. Yani onun da üstünü örtmek için onun hikayesini, edebiyatını yazmak mecburiyetinde hissedebiliriz. Mesela dikkat ederseniz divan edebiyatı cinsel değil, yaşayamamanın edebiyatıdır. Yani onun adamlar kitabını yazmış. Nasıl yaşayamamalıyız falan diye. Bir tarafta bu var ama ezoterik tarafındaki metafor değeri daha büyük. Yani o kadınla erkek, ezoterik tarafı kadınla erkek, buradaki bu kadınla erkek değil. Başka bir şey işaret ediyor. Sembolizm var orada yani. Evet, divan edebiyatında da öyle olabilir mi acaba? Olabilir. Çünkü onu da katman katman okumak lazım. Aynen. Katman katman okumak kadın lazım. Kadın taraflarımız ve erkek taraflarımız gibi aslında. Aslında Freud'un söylediği kendi içimizdeki dişillik ve erillik sembolleri. Bir de senin söylediğin şey ilgimi çekti. Bize neyden tahrik olmamız öğretildiği için de aşkın tanımı, güzelliğin tanımı, dönem nasıl öğretiliyor? Ben orayı anlamadım. Sosyal öğrenmeyle oluyor. Yani ya ne demek? Şu anda mesela nasıl öğretilebilir? Güzel diye reklamda gördüğün bütün kadınlar ince, büyük dudaklı, kalkık kaşlı. Bundan 10 sene öncesine kadar o kadar boyalı kalkık kaşlar bir tek kötü kedi Şerafettin'de vardı yani. Şimdi bütün kadınlar öyle ve bu çok güzel bulunuyor. Evet, geçen gün işte ilk Türkiye güzeline baktığımızda hiç güzel tanımın içerisine girmiyor mesela. Hı hı. Biz onu belki bilmiyorum kim olduğunu ama şimdi görsek tombik diyeceğimiz bir kızdır yüksek. Bazı Avrupa ülkelerinde genç erkekler arasında eşcinsellik oranı %20 falan. Yani eşcinsel ilişki yaşama tercihi %20'lere varıyor. Şimdi eşcinsellik %2-5 oranında zaten doğal olarak belki görülüyor ama hani bu fark da mesela öğrenilmiş sosyal öğrenmenin sonucu olarak kullanılabilecek örneklerden bir tanesi. Evet, çok enteresan bir yere gitti konu. Biraz toparlamak istiyorum. Aslında aşk kavramına tekrar dönmek istiyorum. Yani o kadim bilgelikte nasıl geçiyor, nasıl tanımlanıyor? Yani biz şey diye konuştuk, insanın kendisini anlama, aynalama ihtiyacıyla dolmuş ilişkilerin aslında belki de onların hepsini kapsayıcı bir duygu olarak tanımladık.
Bir diğerinde kendini seyretme hali. Evet, aynalamanın altında aslında kendini bilme, kendini görme ihtiyacı ve belki de o hakikaten kendini en değer bulacağın şeye aşk zanlı. Yani zannetme durumu da olabilir belki de. Sen nasıl bakıyorsun olaya? Yani orada şu unsuru kaçırmayalım bence. Orada aşk derken, cezbederken bir tutkudan bahsediliyor. O tutku bize şunun için lazım. O alan dışında kalan konular bizi bikbiklemesin diye. Yani bir iç ses sürekli konuşuyor ve birden fazla iç ses olabiliyor insanın içerisinde. Onlara kapılmayalım. Mesela o sırada faturayı artık düşünmeyelim. Yani çocuğun okuldan saat kaçta çıkacağını düşünmeyelim diye de bir odaklanma vesilesi olarak da sunulan bir kavram. Ama bunu bu şu kavram derken şöyle bir şey değil. Yani erdemler gibi değil. Mesela şurada bir erdem bir yol yordamdır. Ben şu erdemleri edinirsem şöyle şöyle bir toplum oluşturabilirim, şöyle şöyle bir insan olabilirim. Ama bu bir kendini kaptırma hali. Yani o kendini kaptırma sayesinde ancak daha ileriye gitmek mümkün. Kafada başka hiçbir şey kalmamasıyla. Yani ondan gelişim başka hiçbir şey düşünemiyor olmakla alakalı. Amerikan kültürü gibi konuşursak gelişim aracı. Ama orası öyle bir yer ki artık orada hani gelişip nereye gelişeceksin? Hani gelişim aracı çünkü günümüzde şöyle anlaşılıyor. Yani sabah 6'da kalkabiliyor muyum, yürüyüşe çıkabilir miyim falan. Bu öyle bir şey değil. Mesela bir kabala başlığını söyleyeyim. Tabii tekamül. Amaç tekamül oldu. Yani annenle gösterilen şeydi o zaten. Yani neye dönüşmen gerekiyor? Aslında önceki programda sizin işaret ettiğiniz o akışa kendini hiçbir şey düşünmeden kaptırma. İşte gayri irade dedik ya ilk programda. Gayri irade. Aynen. Kişilerin yok olup tek bir vücut olarak başka bir şeye doğru ilerleme. Şimdi hali. Sadece konserlerde ve uçturumlarda yaşayabildiğimiz cezbe halinin hayatın içerisinde oturmuş versiyonu. Tabii zaten sosyal kültürel olarak da YouTube'da o yüzden şeyle karşılaşıyoruz ya, bir takım zikir videolarını alıp arkasına rock müzik döşüyorlar veya dans müziği döşüyorlar. Bunu gırgır şamata olsun diye yapıyorlar. Ama yaptıkları şeyin orijini aslında gerçek. Yani ona orada zikri yapanlar kızıyor olabilir, ötekiler ha ha hi hi gülüyor olabilir ama onu o insanlara yaptıran bir şey var, akıl yürütme var. Aslında o akıl yürütme yanlış değil. Hepimiz aşkı arıyoruz. Rock müzikte, zikirde, dalga geçtiğimiz kişide, okuduğumuz kitapta, o biraz önce senin söylediğin gelişim için ne yapabiliriz de nereye gidersek gidelim yolun kesiştiği yer tek bir yere yani çıkıyor. Hayat içerisinde taptığın her şeyin arkasındaki duygu bu aslında. Sen paraya da tapabilirsin, sevgiline de tapabilirsin, çocuğuna da tapabilirsin. Ama altındaki arayış aynı arayış. Onun altındaki arayış da anlam arayışı aslında. Evet, anlam arayışı. Anlam arayışına girmeden önce bir parantez açmak istiyorum. Sorduğun sorunun cevabı aslında şu manada eksik kaldı. Ezoterik literatür değil ama mitolojik literatürde eski Yunan'da anlatılan Platon'u da anlattı. İnsanların nasıl kadın ve erkek haline geldiği şeyi vardır. Normalde insan denen varlık böyle yuvarlak, küre gibi dört kol, dört bacağı, iki kafası olan bir varlıkmış. Sonra bu varlık kendini tanrı zannetmeye başlamış. Zeus da tabii sinirlenmiş bu duruma, yani siz kimsiniz filan diye. Bunları ortadan ikiye bölmüş. O sırada Eros çıkmış ortaya. Ve bunlar birbirini arayıp durmuşlar diye anlatıyoruz. O literatürün içine buna değinmek lazım. Anlam arayışı biraz şey, tuzak bir kavram. Şu nedenle tuzak bir kavram. Biz bu literatürü okurken ister mitoloji olsun, ister ezoterik literatür olsun, ister dinler onlar bunlar olsun, İster isteriz aklımıza şöyle bir şey geliyor. Ya arkadaş, bunların hiçbiri yok aslında. İnsanın anlam arayışı diye bir şey var. O yüzden düşmüşüz bunların peşine. O yüzden yazmışız bu kitapları falan. Bu naiflikle olmuyor bu işler. Bu çok naif bir yaklaşım ya. Naif bir gerçekçilik. Evet. Yani yere bakıp işte şurada bakteri yok çünkü görmüyorum falan demekle aynı naiflik yani. Doğru. Yani aslında o anlamın altında işte o ikiye bölünmede kendi yarım kalan tarafını arama, o tamamlanma ve bütünlenme ihtiyacı değil mi? Böyle bir şey var. Yalnız bunu şunu unutmadan söyleyelim. Mesela Muhyiddin Arabi'nin anlattığı insanın Allah'ın iradesini gerçekleştirmek için o şey hadisinden yola çıkış vardır ya, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Onu açtığı bir metin var. O orada şunu anlatıyor. İnsan bu hikayenin sadece bir malzemesidir. Yani esas hikaye ona aittir. O ona ait olan o hikayenin içinde insan bir malzemedir. Malzeme olarak kullanıldığı yerde
onun kendini görmek istediği aynayı aynı haline getirebilmek için arkasında gördüğü sırdır kullandığı. Yani insan sırdır bu manada söyleniyor. Evet. Yani buradan tabii ki çok uçsuz bucaksız bir yerlere evet. gidebiliriz de yani konsept sınırları en azından benim baktığım yerde buralarda geziyor. Yani aslında şöyle de bakılabilir. Yani şimdi Tanrı kavramına baktığında yani o kadar aslında sonsuz, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir yere oturtuyoruz ya onu. Yani bilinmeye mi ihtiyacı var o zaman dediğinde? Yok, hiç de ihtiyacı o zaman yok. Bu bir demek ki yani. Benim bilinmeye ihtiyacım var. Senin kendini bilmeye, bilmeye evet. ihtiyacım var. Benim bilinmeye ve kendime bilmeye ihtiyacım var gibi anlıyorum ben. Bu evet, geçen programlarda şeyi söylemiştin ya, hepimizin aradığı aşk başka aslında. Çünkü benim kendi yarım başka, senin kendi yarın başka. Benim vasfım başka, seninkisi başka. Hı-hı. Parmak izlerimiz gibi. Hı-hı. Dolayısıyla ikimiz yan yana geldiğimizde Sinan Hoca'nın söylediği şey var ya, aslında kadın erkek ilişkisinde aynı amaca muhatap olmak, aynı amaca doğru gitmek. Sen o vasıfları birbirine harmanlamak değil, aynı yere doğru akıttığında bir bütünlük oluşacak belki de. Hı-hı. Yani orada bir yarımı tamamlama duygusu değil o. Aslında cüzün külle, yani parçanın bütüne kavuşması gibi. Burada da şey devreye giriyor. Aynılıklarımız bizi birleştiriyor. Fakat farklılıklarımız, hep şöyle düşünüyoruz, ayırıyor diye düşünüyoruz. Aslında yanlış düşünüyoruz. Farklılıklarımız da geliştiriyor. Yani ben senle el ele tutuşursam farklı iki yandan o Tanrı'yı, yaratıcıyı ya da neyi idrak etmeye niyet ettiysek çok daha etraflı anlayabiliyoruz. Evet, kendimiz kadar. Ama birleştiğinde daha evet, daha fazla. Birleştiğimizde gibi. Yani ben hem kendim kadarını anlıyorum, belki Müge'nin perspektifinden bir parçayı da edinebiliyorum. Evet, olabilir. Güzel. Evliliğe de böyle bakabiliriz. Yani o yüzden farklılıklarımızı böyle sen benden şu şekilde farklısın, bu şekilde farklısın gibi değil de o farklılıklarımız bizi o döndüğümüz gayede ne şekilde hızlandırabilir? Ne kadar daha kucaklayarak oraya erişebiliriz? Ben seni bulmuşken bak, o demek soruyu rafine edeyim, burayı da açar gibi geliyor bana. Dedin ya, bir sürü kadim hikaye okuyoruz, anlatılar var bu konuda. Ama bir yerde özellikle modern dünyanın bilimsel işte nasıl diyelim ona, daha pozitivist bakış açısıyla bakarsan, ya sonuçta burada ihtiyaçları olan zayıf çıplak bir organizma var. Her şeyden ödü kopuyor. Dolayısıyla binlerce senedir de süper hikayeler yazıyor. Yani bu hikayelerin içerisinde artık bir şeylere anlam veriyor. Yani bunlar insanın anlam arayışının ya da güvenlik arayışının daha temelde ürettiği hikayelerdir gibi bir bakış bende dahi zaman zaman oluşur. Çünkü ben biliyorsun biraz da temastayımdır bu tip alanlarla ama sence Osman Gürtecin olarak bunların insanın biyolojisini aşan bir yanı var mı? Yani biyolojisindeki ihtiyaçlardan o süper zekasıyla ürettiği hikayeler olmanın ötesinde, mesela senle daha önce yaptığımız ezoterizm sohbetlerinde kesinlik arayışımıza cevap veren bir bilgi alanı olarak bunu kaynak olarak nereye bağlıyorsun? Yani canlılığın abartılmış bir hikaye versiyonunu mu konuşuyoruz şu anda, canlının temel ihtiyaçlarının, yoksa insanın dışarıdan temas etmesi gereken, tabiri caizse, biliyorum şimdi iç dış deyince sen arıza yapacaksın ama yani böyle daha o biyolojinin dışında bir şeyden mi bahsediyoruz? O kaynak hakkında bir şeyler söyle bize. Senin bakışını merak ediyorum. Biliyorum bu gerçek olmayacak. Senin bakışın olacak ama oradan bir şeyler söyleyeceğim. Zaten söyleyeceğim. Yani böyle şeylerin insan sadece şahsi bir kanaat olarak söylediğidir. Evet. Yani. Yani. O çok önemli. Kesin hüküm koymuyoruz hiçbir şey koymayız. Ama mesela şöyle bir yere bir kesin hüküm koyabiliriz. Şeyi düşünelim. Eski Yunan mitolojisini düşünelim. Şimdi eski Yunan mitolojisine baktığımızda normalde yani ilk okumada şey düşünürüz. Yani işte bir kahraman var, bir şeyler yapıyor, canavarlar var, tanrılar var, işte iyilikler, kötü var falan gibi. Ama bu mitoloji öyle düzenlenmiş ki oradaki karakterlerin isimleri lisanı insanlara anlatmak üzere düzenlenmiş. Örneğin Zeus, Mimesis ile birlikte oluyor. Ondan Musa'lar doğuyor. Yani ilham doğuyor. Şimdi Mimesis hafıza, doğan kızlarda ilham. Yani ilham ancak hafıza varken var olabilir. Anlatmak için yazmış adamlar onu. Yani o zamanlar böyle bir şeyin derdini nasıl düşmüşler, o hayret verici bir şey.
saygı duyulsun. Her zaman var demek ki, değil mi? Evet, her zaman var. Şimdi işin bir böyle yanı var. Yani yeteri kadar bakmadığımız için bize masal gibi görünen, işlevlerini göremediğimiz bir kısım var. Bir de o senin söylediğin, hani iç dış benim arıza yaptığım sigortanın altı, aslında hepimizin sigortasının attığı yer. Sebebi de çok basit aslında. Bunu da bu arada çaresi maalesef yok, bulunamayacak yani. Şu nedenle bulunamayacak. İnsan o iç dışı düşünürken, yani kendisi olmak oranın koptuğu nokta. O kendisi olma meselesinde zihin kendini konu ederek düşünemiyor. Bu aslında son derece basit bir şey yani. Bunun olmazlığı son derece basit. Bizim o noktada haddimizi bilmemiz lazım insanlar olarak. Yani insan kendi üzerine çalışması gereken bir varlık. Yani hem öznesi hem nesnesi kendisi olacak. O da zihin. Felsefede ruh dediğimiz şey. Felsefede ruh deyince hani insanlar şey düşünüyor ya, böyle Ghostbusters'a ruh celselerine falan gidiyor akılları. Öyle gidince de şey arıyorlar. Yani o 21 gramlar falan çıkıyor diye. Bu acaba içeride nerede falan. Öyle bir şey yok. Yani duyulurlar alanında yok ruh falan. Yani hiçbir zaman da olmayacak. O bir ilke. Yani. İnsanın aslında zenginliği de buradan geliyor değil mi? İnsan berzah. Yani içi ve dışı. Bunu sizin kenar kavramınıza da bağlayabiliriz. Evet. Siz ne diyorsunuz? Zenginlik kenardadır. Işte. Bir şeyin kenarında her zaman yeşillik olur, bir şeyler yetişir. İşte insanda ancak bir şey yetişebilir. Hayvanda yetişmiyor, eşyada yetişmiyor. Çünkü biz o kenarız, biz o berzahız. Evet, içimiz var ama içimizden ibaret değiliz. Dışımız var, dışımızdan da ibaret değiliz. Yani. Dolayısıyla tekamül var değil mi? Aynen. Yani insana ait bir şey olacak. Evet. Ve patoloji nerede oluyor biliyor musunuz? Sırf içe takılanda ve sırf dışa takılanda. Aa, süper. Bunun birinden fazla geliştiren de bu aynen şuna gibi. Sağ kolum sol kolumdan uzunsa sakatım. İki kolumun aynı şekilde büyümesi lazım. Evet. Çok güzel. İşte bir yerlerde sıkışıp kalmak. Bu soruyu sormamın esas nedeni o. İşin maddeye matuf olan kısmının dışındaki her şeyi bırakıp açıklamayı, temel bugün bildiğimiz düzeydeki maddi ilişkiler cinsinden açıklamaya çalışınca bizim Osmanlı'da yüksek reyting alan mevzulara malzeme çıkıyor. İşte ağaç gerçek mi, bu gerçek mi, beyin düşünceyi nasıl üretir falan filan hikayeleri. Öbür türlü de maddeden kopup da kendini tamamen mana hikayelerine kaptırdığında dünyadan ayrılmış, yani dünya gerçekliğinden bir haber ve ucu bucağı olmayan bir fantezi aleminde dağılabiliyorsun. Halbuki üretim tam orada durma gibi. Belki de hani tasarrufta tekamül şehirde olur, daha başında olmaz dedikleri de bu olsa gerek herhalde değil mi? Yani insanların içinde ama onlardan ayrı olanla da temaslı olarak falan. Enteresanmış kenar olayı ya. Kuşak gözlük tanımını sen çok iyi bilirsin. Hem uzağı gösteren hem yakını gösteren, evet. Hem dünya hem ahiretin, yani için ve batın ve zahirinin bir arada olduğu, ikisini birden gösteren gözlük gibi tanımlanır literatürde. Ama orada tabii şehirde olmasının işlevi başkalarına bir şey anlatabilmek. Evet. Yani bir de o gelişimlerinden ibaret olan kısmı değil. Tabii. O gelişim için içeri gitmesi lazım. Yani içeri gidecek, dışarı çıkacak. İçeri gidecek, dışarı çıkacak. Bu sürekli olacak. O zaten bir döngü. Yani evet. Alıyorum, veriyorum. Alıyorum, veriyorum. Evet, evet. Evet. Dünya kazan, evet. Ben kepçe. Şimdi burada kıyamet şurada kopuyor. Aslında bu hani ilişkiler için, aşk için falan da geçerli. Bu mevzuyu bu şekilde bakmadığımızda, yani şunu demezsek, insan dediğim varlık kendini anlayamaz. Çünkü öznesi ve nesnesi aynı olan o işi yapmak mümkün değil akıl ve mantık ölçülerinde. O yüzden bir noktada pes etmesi gerekir bu manada. Bunu bu şekilde anlamadığımızda şunlar birbirine karışıyor. Dışarıda fiziksel gerçeklik mi var yoksa hologram mı bütün bunlar? Arkadaş, yani hologramsa da gerçek. Yani hala gerçek yani. Orada kastedilen, ya işte ben şuna şöyle vuruyorum ama elektronlar şöyle yük uyguluyor, bu buraya değmiyor değil. Mesele bu değil. Yani hala gerçek, hologramsa da gerçek. Yani böyle bir şey hiçbir zaman yoksa da gerçek. Yani bu şey gibi mi? Hani ben aynaya bakıyorum. Aynada gördüğüm Müge değil mi? Evet, Müge. Evet. Ama Müge'nin hepsi mi? Değil. Değil. Bir de üstelik şeyi, yani ayna görüntüsü şeyi tersi. Şunu bir parantez içinde söylemek istiyorum. Eğer biz çok böyle lüminasyon şeklinde şeye sardırırsak, yani bunlar hayal alemi işler, oraya karışmayalım, şöyle böyle diye kafamızı çok karıştırırsak, şeyi de kaçırmaya başlıyoruz biz.
bilimi de kaçırmaya başlıyoruz. Şu nedenle, bugün bilim sevdalısı birçok insan, işin içinde bilim insanı olarak üst seviyelerde olmayan birçok insanın kafasında şöyle bir hayal var. Diyorlar ki, burası gerçek, burası ispatlandı zaten, bununla daha uğraşmayalım. Ya hiç öyle bir şey yok ki, onun yerine bugün bilimi biz şöyle yapıyoruz. Önermelerimizin tutarlılığına bakarak bilim yapıyoruz biz bugün. Yani biz bugün deney meney yaptığımız yok. Yani böyle bir şeyin peşine düşmenin yanlışlığını anladığımız için yok. Yani bilim insanlarının öyle bir garezi marizi yok yani. İzafi bir bilgi bu. Duruma göre değişen bir bilgi. Evet, peşinde evet. Yani biz kendimize eğiliyoruz. Sonra da çok değişecek yani zaten. İşte aynen. Geçen programlarda konuştuğumuz kuantum fiziği ile Newton fiziğinin ikisinin de gerçek olup bambaşka aslında düzeylerde işliyor olması. Tabii. Mesela. Bambaşka şeyler anlatması. Çünkü başka seviyelerden konuşuyor. O seviye için orası gerçek, o seviye için de orası gerçek. Evet, biz, o iki gerçeğin dışında da başka bir gerçek olduğunu kabul aslında. Tabii. O yüzden kendi gerçeğimiz kendi aşkımız. Senin gerçeğin senin aşkın. Evet. Oh yes. Uçtuk. Yemin ediyorum buradan sonra evlere ışınlanarak devam edebiliriz. Ben peki sen biraz biliyorum. Toparlasana, bir 5 dakika daha konuşalım. Neresinden toparlayayım? Yani belli bir yerinden toparlayayım. Şimdi şöyle şunu aslında söyleyeyim ben. Esas gönlümden geçeni söyleyeyim. Bu şey üzerine, hani bu sıralamayla konuştuğumuz şeyler üzerine. Ben aşk konusunda şuraya dikkat çekmek istiyorum. Analitik olmaz bu iş. Yani kadın erkek ilişkisi seviyesinde de analitik olmaz. Yani daha başka hani ulvi kadim adına her ne dersek diyelim bir uluhiyet atfettiğimiz alanda da analitik şeyle olmaz. O yüzden hiçbir seviyede olmaz. Evet hani böyle çok yobaz görüşte olanlar doğru bir şey söylediklerini bilmeden şöyle bir şey söylerler. Derler ki işte teknoloji şeytan işi falan. Doğru. Analitik gerektiriyor çünkü. Yani analitik zeka gerektirdiği için şeytan işi. Çünkü analitik şeytan işidir yani. Hani mantık kullanma, kıyas yapan. Hiç kıyas böyle yapan bir yorum duymamıştım. Yok böyledir ama bu iş. Osmansal yani bir yaklaşım oldu bu. Evet. Senle videoda bu şeytanın bizim yaratıcılığımıza katkısını konuşalım. Yani şöyle, evet zaten bir Lucifer videosu yapacaktık. Hala bekliyor insanlar onu yapamadık. Yapacağız. Ama şunu kastediyorum yani şu yanlış olmaz bence. Allah'ım beni analitik düşüncenin şerrinden koru. Yani bu yanlış bir laf değil. Çünkü vesvese zaten orada şerri. Evet. Yani suyun şerrinden de koru diye dua edebilirsin yani. Çünkü boğuyorsun fazla olunca. Tamam ama aynı şeyi kastetmiyoruz. Yani dört elemente girersek buradan çıkamayız. Analitik düşüncenin lazım olduğu yerde var. Şerli olduğunda şerrinden koru. Tabii ki var. Yani kastettiğim o değil. Tabii. Zaten yani onu kastedecek onun insanın. Onun esiri olmaktan evet, koru. Tabii. Aynen. Yani aynen. Onu kastedecek zaten insan burada mikrofonla, kamerayla çalışır mı yani? Baştan şey olur yani, çelişki olur. Şuraya getiriyorum. Hani siyah beyaz zıtlıklar vesaire biz dünyayı böyle algıladığımız için ya analitik muhakeme için iki şey gerekiyor ya. Tek şeyle muhakeme yapamazsın. Yani mutlak muhakeme edilemez. Biz bilimi o şekilde yapıyoruz. Onu kastederek söylüyorum. O yüzden hep öyle ikili şeylerle karşımıza çıkıyor. Aksi takdirde yani ne oluyor biliyor musun? Resmin ve fotoğrafın neden İslami açıdan haram olduğunu saniyede 24 kare resim çeken bir kamera aracılığıyla herkese anlatmak gibi bir garip duruma düşebiliyoruz. Şu anda internette bu videolardan bolca bulabilirsiniz. Resmin neden haram olduğu anlatılıyor ama saniyede 24 kare çeken kameralarla bu yapılıyor. İşte yani analitik kafa bu. Aslında Osman işi öyle bir şahikasında bıraktı ki bize sonraki programlarda konuşacak hiçbir aynen şey kalmadı sanki. Hadi canım biz sizi bulursunuz bence. Aslında çok şey de bıraktı. Yani tekrar çağıracağız galiba. Evet. İşte işin kolayı o zaten yani. Aynen öyle. Bir dahaki bölümde tamam görüşürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Efendim ben teşekkür ederim.